Güney Kore'de Yeçon'dayız. Burada gördüğünüz 20 kadın ve 20 erkek önemli bir amaç için bir araya geldi. Hepsi 30'larında ve bekar. Bazıları uzun yoldan geliyor. Bugünden beklentileri ise ruh eşlerini bulmak. Yeçonluyum ama Seul'da çalışıyorum. Buraya dün akşamüstü vardım. Hala biraz yorgunum. 35 yaşındayım. Burada yeni insanlarla tanışmayı umuyorum. Herkese teşekkürler. Teşekkürler. Hadi alkışlayalım. Katılımcıların birbirlerini tanımak için 48 saati var. 1-2-3 deyince en sevdiğiniz mevsimi söyleyin. 1-2-3. Yurt dışına çıkmayı sever misin? Evet, daha önce 3 defa yurt dışına çıktım. Bu arada kaç yaşındasın? 37 mi? Bu utangaç sohbetler, Güney Kore devlet politikasının önemli bir parçası. Nüfusu azalan şehirler, bu tür etkinlikler düzenlemek için her yıl 650 milyon eurodan fazla para alıyor. Amaç, evlenenlerin sayısını artırmak ve doğum oranını yükseltmek. ...27 yaşındaki Park Seo-won için burası gelecekteki eşini bulmak için eşsiz bir fırsat. Tüm vaktim işte geçiyor. Bu yüzden yeni insanlarla tanışmakta zorlanıyorum. Evlenme ihtimalim giderek düşüyor. Güney Kore'de evlenen çiftlerin sayısı son 10 yılda %40 oranında düştü. Evlenmek isteyen gençler artık bir istisna oluşturuyor. Bu kültürel değişimin ön safında Güney Koreli kadınlar var. Kariyer yapmak ve bağımsız bir hayat yaşamak istiyorlar. Ülkede evlenecek partner bulmakta zorlanan, bu yüzden yurt dışında arayışa çıkan erkeklerin sayısı da giderek artıyor. Her yıl 16 bin Güney Koreli erkek yabancı bir eşle evleniyor. Geçen yıl bu erkeklerin neredeyse 1/3'ü Vietnamlı kadınlarla evlendi. Çoğu müstakbel eşiyle burada, Vietnam'ın kuzeyinde yer alan Haiphong'da tanıştı. Buradaki genç kadınların çoğu köylerden geliyor ve ülkeler arası evlilikleri iyi bir hayata çıkan bir yol olarak görüyor. Fakat bu etkinlik çoğunlukla Vietnamlı yetkililerin bilgisi olmadan düzenleniyor. Şehir merkezinde bulunan bu otele bugün yaşları 20 ve 30 arasında değişen 20 kadın geldi. Müstakbel kocam üzerinde iyi bir etki bırakmak istiyorum. Bugün burada onunla tanışabilirim. Taktığım bileklik sembolik. İşte burada kalbimin anahtarı var. Gong Yu-man, Seul'de bulunan bir evlilik ajansının yöneticisi. Her ay buraya geliyor. Bugün yanında müstakbel eşini bulmayı bekleyen iki Güney Koreli erkek var. Jin Woon-sop 40 yaşında bir çiftçi. Çiftliğini yönetmesine ve yaşlanan anne babasına bakmasına yardım edecek birini arıyor. Güney Kore'de evlenecek bir kadın bulmak çok zor. Yaşlanıyorum. Zaman aleyhime işliyor. Güney Kore toplumunda evliliğe verilen önem büyük. Herkes bana evlenmem gerektiğini söyleyip duruyor. Buluşmalar sırasında rahat olmaya çalışın. Dediğim gibi karmaşık sorulardan kaçının. Basit şeyler sorun. İlk kez geldi. O yüzden bir kadına hangi soruları sorması gerektiğini bilmiyor. Hangi sorulardan kaçınması gerektiğini de aynı şekilde. Jin bu sabah Haiphong'a indi. Buluşacağı kadınlara dair hiçbir şey bilmiyor. Her biriyle sohbet etmek için 10 dakika zamanı olacak. Görüşmeler Gong'un sıkı gözetimi altında gerçekleşiyor. Jin, tercüman yardımıyla teker teker tüm kadınlarla görüşecek. Gong'un tavsiyesine uyuyor ve sohbeti basit tutuyor. En sevdiğin yemek ne? En sevdiğin yemek ne? Kore mutfağı sever misin? Evet.
Hobilerin neler? Dışarı çıkmayı, yürüyüş yapmayı severim. Ne iş yapıyorsun? Bir otelde resepsiyonda çalışıyorum. Bay Jin hakkında ne düşünüyorsun? İyi birine benziyor. Yani Bay Jin'den hoşlandın, öyle mi? Evet, çok konuşkan değildir. Sessiz biri. Olmaz, çünkü boşanmış ve bir çocuğu var. Anlıyorum. Görüşürüz. Bazı görüşmeler çok kısa sürüyor. Jin 30 yaşındaki Tien'i daha yakından tanımak istiyor. İkinci bir buluşma ayarlanıyor. Jin ve Tien bu kez bir çeviri uygulaması kullanarak iletişim kuruyor. On dakikanın sonunda her şey yolunda görünüyor. İyi birine benziyor. Yani Bay Jin'den hoşlandın, öyle mi? Evet. Peki siz Bay Jin, ondan hoşlandınız mı? Evet, ondan hoşlandım. O zaman şöyle yapıyoruz. Ayağa kalk, elini tut ve onu kollarına al. Gerçek bir erkek gibi. Titriyorum. Çok mutluyum. Aşkın zamanla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu evlilikler ilk görüşte aşktan doğmuyor olabilir. Ama Vietnamlı kadınlar kendileri ve aileleri için istikrarlı bir gelecek arıyor. Onları buraya getiren de bu arayış. Güney Kore'deki ortalama maaş Vietnam'dakinden 5 kat daha fazla. Haiphong'un eteklerinde bulunan bu köyün pirinç tarlalarının arasında refah işaretlerine rastlamak mümkün. Buradaki değişim, 20 yıl önce başlayan ilk uluslararası evlilik dalgasından sonra meydana geldi. Bu köy sakininin 4 yeğeni de evlenip Güney Kore'ye taşındı. Şimdi ise Vietnam'da kalan ailelerine yardım ediyorlar. Kadınlar evlendikten sonra ailelerine maddi olarak yardım edebiliyor. Yurt dışında çalışıp ailelerine para gönderiyorlar. Gönderdikleri paralarla da güzel evler inşa ediliyor. Daha fazla kızım olmadığı için pişmanım. Keşke olsaydı, onları da yabancılarla evlendirebilirdim. Evlilik yoluyla ülkeyi terk edenlerin oranı bazı Vietnam köylerinde 7'de 1'i buluyor. Yakında evlenecek olan Tien bu köylerden birinden geliyor. Haiphong'a geri dönen taze çift, tanıştıktan yaklaşık 48 saat sonra düğünlerini yapıyor. Ama düğünde sadece gelinin ailesi var. Her şeyin parasını Jin ödüyor. Vietnam'a seyahat ve düğün masrafları toplam 7600 euro tutuyor. Çok para ama evlenmenin bedeli de bu. Beni rahatsız etmiyor. Gong, evlilik masrafının ajanstan ajansa değiştiğini, 12.500 euroya kadar çıkabileceğini söylüyor. Erkekler ajanslara para ödüyor. Kadınlarsa kendilerini yabancı eş adaylarıyla buluşturan yerel aracılara. Bu şekilde evlenmek burada son derece normal. Taze çift her şeyi hızla halletti. Ama şimdi biraz sabretmeleri gerekecek. Güney Kore'ye gitmeden önce Tien'in biraz Korece öğrenmesi ve vize için gerekli evrakları toplaması gerekiyor. Süreç 7 ay sürecek. Çok mutluyum. Eksik yanımı, ruh eşimi buldum. Ama bir yandan da kültürünü bilmediğim, hiçbir arkadaşımın olmadığı bir ülkeye gideceğim için endişeliyim. Sıfırdan başlayacağım. Bana orada hayatın daha iyi olduğunu söylediler. O yüzden gitmeyi seçtim. Evet.
Zor olacak. Onu tekrar görmemiz zaman alacak. Onu çok özleyeceğiz. Ancak Güney Kore'de yaşam düşündükleri kadar kolay olmayabiliyor. Dil bariyeri ve kültürel farklılıklar bazı göçmenlerin ayrımcılık ve izolasyonla karşılaşması anlamına geliyor. Kadınların %42'si ise hane içi şiddete maruz kalıyor. Boşanma da oldukça yaygın. Güney Kore'deki uluslararası evliliklerin %60'ı bundan etkileniyor. Bazı kadınlar yardım için başkent Seul'ün batısındaki Incheon'da kurulanlara benzer topluluk gruplarına başvuruyor. Bu sabah yabancı kadınların Koreli arkadaşlar edinmesine yardımcı olmak için bir etkinlik düzenleniyor. İnchon sakinlerinin çok kültürlü ailelerle yakınlaşmaları için Korece sınıfları oluşturduk. Konserler düzenledik. Umarım geçen yıl kurduğunuz dostluklar uzun sürer. Filipinler'den gelen Jeselia, Güney Kore'ye 12 yıl önce gelmiş. Jeselia ve Güney Koreli eşinin iki çocuğu var. Başlarda ne kadar zorlandığı hala aklında. En çok zorlandığım şey insanlarla iletişim kurmak. Mesela oğlum hastalandığında doktorla konuşamıyorum. Nasıl açıklama yapabilirim? Göçmenlerin çoğunun Kore'den beklentileri çok yüksek. İki film, dizi izleyip seviyorlar, her şey öyle olacak sanıyorlar. Ama buraya geldiklerinde her şey değişiyor. İşler öyle yürümüyor. Jeselia'ya göre başarılı bir evliliğin sırrı belli. Hiçbir şey bekleme. Öğrenmek zorundasın. Önce öğren, sonra kabul et. Hiçbir şey bekleme. Sadece uyum sağla. Bu kadar basit. Uluslararası evlilikler Güney Kore'nin düşük doğum oranlarıyla mücadelesine katkı sağlayabilir. Ama yabancılar bu muhafazakar toplumda birçok sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Hükümete yabancı gelinlerin daha iyi korunması için çağrılar yapılıyor. Sadece nüfus sorununa çözüm olarak görülmeleri eleştiriliyor.